Diyet yapmak çok mu zor? Yani inanın öyle diyetler duyuyorum ki bence inanılmaz zor. İhtiyacı olmadan eliminasyon diyetleri mi dersiniz, soğurucu mu dersiniz, bilmem kas saat tek öğün beslenmek, aç kalmak mı dersiniz ya? Gerçekten diyet böyle bir şey değil. Bunları duyunca biraz üzülüyorum da çünkü insanların kendilerine olan güvenlerini kaybetmelerini sağlayabilecek kadar zor şeyler bunlar. Ya ben bir bunu bile yapamıyorum, tüy bana, yazık bana, kendimi bir tutamadım falan. Hey, oysa dur yani olay o değil. Senin zaten bunu yapmaman gerekiyor. Böyle şeyleri özellikle tabii ben danışanlarım geldiği zaman görüyorum. Sosyal medyadan gözlemliyorum işte önerilen şeyleri vesaire falan. Diyet dediğimiz şey yeterli ve dengeli beslenmektir. Ve bunun kişiye özgü olması o kadar önemli ki. Çünkü siz kilo verdikten sonra da kilo korumak için aynı şeyi yapacaksınız. Benzer uygulamaları yapacaksınız. Yani bu diyet dediğimiz şey bir hafta, 10 günlük, 5 kilo verene kadarlık bir süreç değil. Bir diş sıkma, direnme payı değil yani aslında. Alışkanlık geliştirme, yaşam tarzı şeklini tekrar değiştirme, dönüştürmedir aslında. Sağlıklı bir şekle evirmedir aslında. Biz diyeti sadece kilo vermek için uygulamayız. Diyeti biz daha sağlıklı olabilmek için, hastalıklardan uzak durabilmek için, daha dinç, işte o wellness dediğimiz hayat kalitesini, iyi olma halini arttırabilmek için yaparız aslında. Yani sadece kilo vermek için değil, güne daha mutlu başlamanız, egzersiz yapmaya çıkacak motivasyonunuzun olabilmesini sağlamak için yaparız aslında. Dolayısıyla diyetinizde sizin sevdiğiniz yiyecekler de olacak, tatmayı denemek istediğiniz yiyecekler de olacak ki siz bu diyeti sürdürebilin. Örneğin makarnayı çok seviyorum ama diyet yapıyorum diye makarnanın menüsünü kapıdan içeri almayacağım, gözümün önüne gözükmesin veya işte çikolata asla evime almayacağım gibi bir yaklaşımınız varsa o iş olmaz. O işte vermiş olduğunuz kilonun muhtemelen çok daha fazlasını diyeti bıraktıktan sonra geri alırsınız. Çünkü ne olur biliyor musunuz? Oh ben 5 kilo verdim artık serbestim, istediğim her şeyi yiyebilirim, aferin bana. Olur. Oysa ki aferin denilecek nokta kilo vermek değil. Aferin denilecek nokta o hayat tarzını hayatınıza kattığınız noktalar. Aa işte bugün çok güzel bir program yaptım. Bugün kendimi çok iyi hissettim. Bugün kendime yemek hazırladım. Bugün egzersize çıkacak bir zaman yarattım kendime. Böyle şeyler aslında aferin demek lazım. Siz bunları yaptığınız sürece zaten kilo kontrolü kendiliğinden gelecektir. Yani kiloyu bir amaç değil bir araç olarak kullanmanız lazım. Kiloyu bir amaç olarak görürseniz her yol mübah olur ve o yol sizi üzebilir. Yani sonuçta en nihai amacımız kendimizi mutlu edebilmek için başlıyoruz değil mi biz bu sürece? Kendimizi mutlu etmek için başlıyorsak o mutlu etme yolunda kendimizi niçin mutsuz ediyoruz? Niçin canımızı sıkıyoruz? Öyle bakmak lazım aslında biraz daha olaya. Çünkü öbür türlü baktığınızda gerçekten işin sonu yeme davranış bozukluklarına dahi gidebiliyor. Bu kiloyu verene kadar çikolatayı yememem lazım deyip insanın neticede stresli, kötü bir günün ardından evde de çikolata varsa belki de o çikolatayı tıkırıncasına bir paketi çok kısa bir sürede tüketip sonrasında pişmanlık duyup o pişmanlıktan dolayı işte ekstra egzersiz yapıp bir sonraki gün işte hiç yemeyip ve hatta belki kendinizi kusturabilirsiniz dahi. Bunlar biraz daha uç örnekler ama maalesef bunlara giden yollar bu böyle minik basamaklarla başlıyor. Dolayısıyla beslenme en nihai amacı daha sağlıklı bir size erişmektir. Sizi mutlu etmektir. Lütfen bunlara dikkat edin. Yani çikolata mı seviyorsunuz? Çikolatayı nasıl diyetinize katabileceğinizi öğrenin. Makarna mı seviyorsunuz? Ne miktarda, nasıl pişirirseniz, nelerle pişirirseniz, nasıl katabileceğinizi öğrenmeniz lazım ki bu olay sürdürülebilir olsun. Ömür boyu makarnasız bir hayat mı olur? Veya ömür boyu bir çikolatasız bir hayat mı olur? İlla ki bunları da yiyeceğiz. Kek de yiyeceğiz, börek de yiyeceğiz. Bunları yedikten sonra günlük kalın nasıl dengeleyebileceğimizi öğrenmemiz lazım ki bu diyeti sürdürebilelim. Yoksa kilo verdim ve artık böyle şeyler yasak, ben sürekli salata yiyeceğim. Eğer işte kilo verdim, işte bunlar yasak, ben sadece işte tatlı olarak meyve, yoğurt yiyeceğim. Olmaz. Özellikle Türkiye'de hiç olmaz. O nedenle lütfen kilo verme yolunda çıktığınız yolu kendinize özgü, kendi kan değerlerinize, kendi yaşam tarzınıza, kendi sevdiğiniz damak tadınıza göre olmasına özen gösterin ki bu iş kalıcı olsun. Öbür türlü verdim aldım. Bu tüm verme alma istendiğinde metabolizmamı yavaşlattım, motivasyonumu düşürdüm, kendime olan inancımı düşürdüm. Her seferinde bir mücadele gibi bakmaya başladım artık bu diyete. Bunu istemiyoruz. Diyet sizle beraber yaşadığınız süre boyunca beslenmek zorundayız. Bunu sağlıklı yapma yoludur. Diyet dediğim şey budur. Siz de merak ettiklerinizi, diyet hakkında zorlandıklarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Beraber bakalım, beraber okuyalım. Bunun için içerikler geliştirelim.